İnsanlık adına yüz karası bu tablo karşısında görevi küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak olan kuruluşlar maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Merak ediyorum. Nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? Hani geldiler mi? Gerekli desteği verdiler mi? Hayır. Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Ne yapıyorsun dediğinde bir şey yok. Herhangi bir insani destek yok. Ve kurtarma adına attıkları bir adım yok. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar tam 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar. Ne açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların dramı, ne sahile vuran masum çocuk bedenlerinin utancı, ne iffetiyle oynanan kadınların feryadı, ne gözyaşlarını işlerine akıtan babaların mahcubiyeti, ne de enkaz yığınına dönen kadim şehirlerin işler acısı hali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşları bugüne kadar harekete geçirmeye yetmedi. Katliamları engelleyecek, çatışmaların önüne geçecek, zulmü durduracak, coğrafyamıza istikrar ve huzur getirecek hiçbir adım atılmadı. Bizim gibi çatışma bölgelerine komşu ülkeler insani ve ekonomik bakımdan çok ağır yükleri omuzlarken güya gelişmiş, güya zengin devletler adet yerini bulsun kabilinden yayınladıkları kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadılar. Hatta bunun da ötesine geçerek ülkemizin bölgeye istikrar ve güven getirmeyi amaçlayan operasyonlarını engellemeye çalıştılar. Bu süreçte sadece yalnız bırakılmadık. Aynı zamanda gizli açık pek çok tehdide, şantaja, ambargoya da maruz kaldık. DAEŞ'la mücadele kılıfı altında terör örgütlerinin meşrulaştırıldığını, teröristlerin on binlerce tır dolusu silahla desteklendiğini gördük. Buna Amerika dahil, Avrupa dahil, bu teröristlere her türlü araç, gereç, silah, mühimmat yardımlarını yaptılar. Bunları kendilerine, yüzlerine söyledik.